hazırladım. Tatil havalı. 67'den beri ben esnafım, bakkal. Burada devamlı. Şimdi mi yaparken? Uğraşıp duruyorum işte. Hayat güzel gelip geçiyor. En büyük amacım vatandaşa hizmet etmek. Temiz malzeme satmak. İşte bildiğin gibi hayat güzel gelip geçiyor. Uğraşma da güzel, faydalı. ...73 yaşındayım... ...ömür boyu çalışıyor işte... ...hiç durmak yok... ...yola devam. Evet, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeyiz... ...Bünyan merkezinde... ...yaklaşık 51 yıldır... ...bakkali işiyle uğraşan... ...bir esnafımızın yanındayız... ...sizi tanıyabilir miyiz? Bakkal Bekir Ünal... ...1945 doğumluyum... ...Bünyan'ın yerlisiyim... ...üstü de evimiz... Evet, kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 51 sene oldu. 60 sene oldu da 51 senedir geçerli, maliyeye geçerli olduğum için. 51 yıldır. Evet, evet. Müşterileriniz herhalde sabit mi? Nasıl müşterileriniz? Bizim burası sabit. Köylere durak yeri benim bura. Bünyan'ın köylerinin, mahallelerinin gayri değişti ya, durak yeri. Burada gelir otururlar. Bu şura yoktu ya, bayram dolayısıyla şey ettik, biz burayı düzdük. Yoksa benim bura geniş otururlar. Gelen gedenin duasını alır elhamdülillah. Benim yalnız dünyada tanıdığım var, dünyada. Evet. Dünyada tanıdığım var. Nasıl marketlerin açılması işinizi etkiledi mi yoksa? Beni etkilemedi. Bizi etkilemedi. Biraz satışlar azaldı ya, etkilemedi. Bir de yaşlandık ya, gayri dinamik insanlar istiyor benim dükkan. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bünyan'a bağlı İdecik köyündenim. Evet, burada yaklaşık 60 yıldır bakkali işiyle uğraşan amcamıza geldik. Evet, iyi tanırım, çok yakından tanırım. Sürekli buradan mı alışveriş? Sürekli buradan alışveriş yaparım. Evet, nasıl bir esnaflık bir dostluğa mı dönüştü? Dostluk, esnaflık ikisi de beraber. Evet. Güvenim sonsuz. Evet. Ona karşı güvenim sonsuz. Yani bakkallar artık küçüldü, marketlere yöneldi herkes ama. Yok, benim için değişmedi. İlle de bakkalım diyorsun. Tabii ben. Çünkü senelerdir aynı yere gidip geldiğimiz için. Buradan alışveriş yapalım. Evet. Evet, kolay gelsin efendim. Sağ olasınız. Bunlar yeni çıktı. Eskiden de küçük küçük şekerler olurdu. Evet. Onun yerine bunlar geldi. Tamam, oldu. Kiballaşıyor Türkiye her şeyden önce. Ne olur uyacağız biz gelenlerle. Bir tane yeter mi? İki tane vereyim. İki tane yeter. Tamam. Amcama kahve de verelim bayramda. 40 yıl hatır olsun misafirlerin. Evet. Evet. Güzel bu. Billor kahve çok güzel. Birinci sınıf. Zeytin de taktım. Bir kilo. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Şöyle güzel bir şekerimiz de var. Hadi bakalım. Çok dünya markası. Evet, çok güzel. Evet. Buradan da alıyoruz. Tamam. Bunu da şey ettik. Tamam. Bak ama sana yoğurt çatak ne ya, sen yoğurdun uzmanısın. Yoğurdum biliyorsun. Güzel lokumlar var bak. Bunlar özel yapılmış. Acaba ki dişime yapmışlar. Şimdi onu biliyorum da ben biraz ilettim. Hacı abi bana şeker. Tamam. Polonya. Tütün mü vereyim şey mi olsun? Limon mu? Tütün ver ya. 60 yaşındayım, 53 senedir, 7 yaşını çık, 60 senedir benim bakkalım. Biz zamanında bizlere sakız, şeker falan ikram ederdi. Bekir abinin huyu, bütün çocukları sevindirmek. Şimdi de bizleri bırak, torunlarımızı sevindiriyor. Allah razı olsun. Cümlemizde, sağ olun. Ben alışverişimizde devamlı burada. Sayenizde biz ayakta duruyor. Şimdi de emekli, ufak tefek bir şeyden uğraşıyor. Gene beraber geliyor, çıkıyor bir abi, kardeş gibi. Alışverişimiz şeyimiz böyle yani. Allah razı olsun, memnun. Bütün köy vatandaş da memnun. Gelir herkes, marketlerden alışveriş yapıyorlar, gene burada oturuyorlar. Buranın bir huyu öyle bir huyu var Bekir abinin. Bünyan Bey civarında beni tanımayan yok, Bünyan Bey civarında. Kayseri çevresi, bütün burada çünkü çok eski bir. Yani dünyada da en eski esnaf bu.
yani maliye vergi kayıtlı olarak en eski esnaf. Şunları da ilave edelim. Şeker altı koydun mu onları? Tamam.